Tekrar tapa alayım ben bunu. Tapa aldıktan sonra şimdi buradaki polyline hücrelerini alıp bu polyline hücrelerini arkadaşlar aslında şu hücrelere değil de bu hücrelerin her bir kesişim pointine nodlar yerleştireceğim. Bu nodları yerleştirmeden önce ben buradaki her bir hücrenin line'ını sadece birer line olarak almak istiyorum. Çünkü şu anda burada çok fazla sayıda polyline var. Yani bunu birbiriyle çakacağım birçok polyline var. Yani ben bu polyline'ları aslında şuradaki polyline'in iki kenarı birbiriyle çakışıyor. Bu çakışanları da silmek istiyorum ve perspektif alayım arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman şu an benim curve'lerim içeride kaldı. Şu şekilde tam yüzeyde. Ben buraya 80'e 120'lik bir kutu profil atacağım. Bu kutu profilinde işte 120 milimetre tam yarısından 60 milimetre 10 milimetre de tolerans versem buraya 70 milimetre yukarısına bir kendime bir wireframe oluşturacağım. Geliyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki hücreler elimdeydi. Bu hücreler arkadaşlar alıp hepsini 70 milimetre yukarıya move'lamak istiyorum. Geldim buraya. Transform'a geldim. Move dedim. Buradaki hücrelerimi aldım. Vektöre geldim. Vektörden Unis'e de şuraya faktör olarak 70 milimetre giriyorum arkadaşlar. Bunları dedim 70 milimetre move'da ve şuradaki gridlerimi kapatıyorum. Şimdi 70 milimetre move'ladıktan sonra buradaki move'ladığım elemanlar da polyline şeklinde. Şöyle bir panel alıp arkadaşlar. Burada panelde bakabilirsiniz. Polyline curve olarak geçiyor. Ve ben bunları geliyorum. Curve'e gelip explode diyorum. Tüm hepsini patlatayım arkadaşlar. Patlattıktan sonra bunları flatten yapıyorum. Şimdi birbiriyle çakışanları silmek istiyorum. Burada 306 tane line var diyor. Eğer çakışanları silmezsem ben burada nodları bulurken de birbiriyle çok fazla çakışan eleman olacağı için sürekli grasshopper bir kasma halinde olacak. Veya işte bilgisayarınızın durumuna göre değişir. TT Toolbox'ın ismini arkadaşlar şurada. Ben bunu kullanıyorum. Clean Duplicate Line. Siz de herhangi bir şeyde bulabilirsiniz. Hani bu komutlar internette var. Daha önce videolarda da göstermiştim. Burada 306 tane line giriş yaptı. 168 tane line olarak dışarı çıktı. Yani kalanlarını, duplicate olanlarını sildi arkadaşlar. Bunları sildikten sonra benim asıl kullanmak istediğim şey de bu zaten buradaki profillerimin center'ı. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir şöyle bir grid ağında çakışan point aslında nodları bulmak için curve'e geliyoruz. Intersect'e geliyoruz arkadaşlar. Burada physical bölümünün altında multiple curves var. Yani ben tek bir curve listesi giriyorum. Bana tüm çakışan pointleri veriyor. Aslında tüm gridleri veriyor. Bu şekilde gridleri diyorum. Tüm nodlarını veriyor. Bu nodları bulmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada da dikkat etmeniz gereken şey yine bu multiple curves'a verdiği pointler de fazla olacak. Onun için vektöre geliyoruz. Şöyle düşünün. Buradaki curve'la buradaki curve'ün bir kesişimi burada var. Şu curve'la bu curve'ün kesişimi de burada var. Aslında burada 6 tane kesişim var. Ben bunun 5'ini silmek istiyorum. Veya işte çakışanlarını silmek istiyorum. Burada ne kadar verecek? Şu şekilde bir burada var. Şu iki körden, bu iki körden bir tane var. Şundan var, şu körden var. Çok fazla data veriyor birbiriyle çakışan. Call duplicate alıyorum. Bu pointleri sildiğim zaman benim gerçek nodlarım çıkıyor. 67 adet nod varmış. Şunları da kapattım görünümünü arkadaşlar. Bu line'larım şu anda açık kalsın. Call duplicate ile bu nodlarıma eriştim. Şimdi arkadaşlar bu nodları şey yapmak için ben buraya bir altıgen çizeceğim. Ve altıgeni rotate edeceğim arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya. Curve'ün içinde primitive'de şurada poligon var arkadaşlar. Poligona geliyorum. Bu point'i merkez olarak veriyorum. Burada dikkat edin arkadaşlar. Bizden plane istiyor. Ben şu an XY planeinde çalıştığım için yani görünüm olarak bu şekilde çalıştığım için herhangi bir problem yok. Ama siz burada
3D'de çalışırken X'e de çalışmıyorsanız buna dikkat edin. Yani buraya point bağlamayın arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Ben direkt point bağladığım için default da X'e aldığı için X'e play'ini olarak kabul etti. Veya şu şekilde daha kafanız karışmasın. X'e play'ini atmış olup buraya play'ini bağlayayım. Şimdi arkadaşlar radius olarak ben burada radius'u 100 mm gireceğim. Neden 100 mm gireceğim? Profilimin genişliği 80 mm'ydi. Onun tolerans vereceğim. Ben buraya 100 mm olarak bunu gireceğim. Bir tane panel alayım arkadaşlar. Şu şekilde 100 olarak gireyim. Radius'u 100 girdim. Bakın arkadaşlar buraya altıgenimi atmış oldum. Şimdi ama bu altıgen node olduğu için bunu çevirmem gerekiyor. Bir 30 derece çevireceğim. Bunun için transform'a geliyorum arkadaşlar. Burada çevirme işlemim 3D olmadığı için normal rotate kullanabilirim. Rotate'e geldim. Buradaki geometrimi aldım. Default XY plane'inde çevirme işlemi yapacağım. Ama şöyle düşünün. Buradaki her node kendi ekseninde çevrilmesi lazım. Yani ben bunu burada XY'ye bırakamam. Yine aynı burada kullandığım plane'leri burada da kullanacağım. Şu an datalar flat'ın olduğu için herhangi bir karışıklık yok burada arkadaşlar. Yani data sayılar da birbiriyle eşleşiyor. Bu açıyı da radyan cinsinden girmem gerekiyor. Ben buraya radyan yazıyorum arkadaşlar ve dereceye gelip buradan 30 derece girdim. Bu radyanı da buraya bağladıktan sonra bakın arkadaşlar burada dönmüş oldu. Ben bunu taptan alayım. Şu şekilde döndü nodumuz. Şunu kapattım arkadaşlar. Burada altıgen nodumun şeklini görüyorsunuz. Şimdi buna kalınlık vereceğim. Tekrar perspektif alayım. Profilimin yüksekliği 120 mm'ydi. Ben bunu 120 artı 10'da 120 artı x artı 10 yukarıya artı 10'da altına verecek şekilde 140 mm kalınlığında yapacağım. Bunu 70 70 offsetleyeceğim. Surface'e geliyorum. Boundary Surface atıyorum buraya. Bu nodlarımı. Ve bu Boundary Surface'ten sonra tekrar şu şekilde offset yazıyorum ve buna kalınlık vereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir panel alayım. Panelde de 70 girmem yeterli. Şimdi 70'in buradaki yöne verdim. Bir yöne 70 verdim. Diğer yöne de eksi 70 vermem lazım. Bu komut bu şekilde çalışıyor. Şu an ikisine de 70 verdiğim için aslında onlar bana normal bir offset yapmış oldu. Ben bu B'ye geliyorum. Expression'a eksi x yazıyorum. Benim verdiğim değerin negatif ya. Eksi 70 girdi. Şu şekilde bana nodumu oluşturmuş oldu arkadaşlar. Nodu oluşturduktan sonra ben buraya geleceğim arkadaşlar. Bu nodun köşelerini kilitleyeceğim. Aslında bir B-Rap'in köşeleri nasıl kilitlenir? Bunda bazı yerlerde işinize yarayabilir. Hani bilgi olarak kalsın. Bunu göstermek istedim. Şimdi arkadaşlar şuraya Surface'e gelin ve Surface'in altında şurada Fillet Edge var. Fillet Edge bizden şey istiyor. Bu altıgenin diyor ben hangi kenarlarını filetleyeyim. Siz buraya çoklu kenar verebilirsiniz. Çoklu kenar verirseniz de birbiriyle kesişen kenarları da aynı şekilde aynı anda filetle fillet yapıyor bir obje, bir rep. Şimdi ben burada yüzeyimi verdim arkadaşlar. Yüzeyimi verdikten sonra fillet type'a da buradan arkadaşlar. Şimdi distance olarak vermeyeceğim. Rolling ball kalsın. Distance girmeyeceğim. Ben direkt radius olarak gireceğim. Radius'a da arkadaşlar burada geldim. 10 mm girdim. Ama şu anda kırmızı yandı. Neden? Benden kenarları istiyor. Şimdi arkadaşlar buraya gelin. Şu objem için kaç tane kenar var? Direkt sayabilirsiniz arkadaşlar. Burada 6 kenar burada var. 6 kenarda altında 12 kenar. 6 kenarda burada var arkadaşlar. 18 kenar var. Ben bunun için serilere geliyorum. Seri oluştur diyorum. Sıfırdan başlayacak şekilde birer adet artımla 18 tane oluştur diyorum. 18'lik bir seri oluştur. Sıfırdan başlasın. 17'ye kadar gidelim. Bunu edge indice olarak verdiğim zaman aslında tüm nodlarda aynı sayıda kenar olduğu için tüm nodları benim için filetleyecek arkadaşlar. Tabii ki 3D'de bir işlem yaptığı için işlem biraz uzun sürüyor.
Şimdi şu katıyı kapattığım zaman burada bana filtlanmış nodlarımı veriyor. Bunun için de yine aynı şekilde şuradaki görünüm ayarlarını kopyalıyorum arkadaşlar. Sadece rengini değiştireceğim. Şu şekilde verdim ve buraya bu şekilde nodumu ayarlamış oldum. Nodu yaptıktan sonra arkadaşlar sıra bizim buradaki noddan noda birleşen profillerimizde profili atamamız lazım. Profili birçok şekilde atayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar curve geliyorum. Evaluate curve alıyorum. Bu bizim için önemli. Neden? Direkt olarak mesela bir curve bağlıyorsunuz arkadaşlar. Curve şuradan reparametrize yapın ve buraya diyorum ki curve'ın sıfırıncı noktasını analiz et diyorum. Şimdi nodlarım açık olduğu için göremeyeceksiniz. Nodları kapatayım arkadaşlar. Her curve'ın sıfırıncı noktasını tuttu burada arkadaşlar. Bakın mesela buradaki curve'ların sıfırıncı noktalarını tuttu. Şimdi arkadaşlar bu noktalarda kontrollü bir şekilde plane oluşturmam lazım. Çünkü orient ederken plane'den plane'e ediyorum. Yani ben fiyat plane'imi, objemi çiziyorum. Geliyor. Benim verdiğim her plane'e gidiyor, objeyi yerleştiriyor. Ben de her curve için bir plane oluşturmam lazım. Curve'lerin start noktalarını. Şimdi arkadaşlar burada bir tanjant vektörü var. Burada bize verilen tanjant vektörü, örneğin mesela buradaki curve için curve'ın start noktası buraysa start noktasından curve'ün ilerleyiş yönüne göre bir doğrultu verir. Yani curve'ın start noktası burası, end'i burası. Start'tan end'e doğru, yani buradaki yönü belirten bir vektör verir. Bu bizim için önemlidir. Neden? Biz plane atarken bu yönü plane'in bir aksı olarak kullanabiliriz. Aslında plane atamanın temel mantığı bu. Bize bir vektör veriliyor veya biz bir vektör veriyoruz. Diyoruz ki bizim plane'imizin, yeni oluşturacağımız plane'imizin aksı bu yönde olsun. X aksı bu yönde olsun. Y aksı bu yönde olsun. Eksenim. Aksı dedim. Şimdi arkadaşlar buraya vektöre gelin. Construct plane. Plane oluştur diyoruz. Plane'imizin orijini curve'ümüzün start noktası olsun. Bakın hemen buraya default olarak plane attı arkadaşlar. X'ye göre default bir plane attım. Şimdi tanjant vektörlerini x ekseni olarak kullanacağız. Ben de x eksenine girdiğim zaman her curve'e bir tane plane atmış oldu burada aslında. Şimdi arkadaşlar y ekseni olarak da vektöre geliyorum. Uniseo yani her plane için normal z ekseni artık bu planelerde y ekseni olsun. Bakın arkadaşlar her plane için x ve y eksenini oluşturmuş oldu. Her plane diyorum her curve için. Ama ben section'ı örneğin şuradaki curve için section'ı buraya atarsam sweep yapamam. Extrude yapamam. Ben bu line için bunun dikine bir yere section atmam lazım arkadaşlar. Şu an biraz kafanız burada karışıyor gibi oluyor da mesela örneğin şuna bakın. Şu köşede daha iyi. Şuradaki curve x ekseni bu yönde z yönünü de y olacak şekilde bir plane atmış. Ben bu plane'i alayım arkadaşlar. Plane'in yönelimini değiştireyim. Yani ne yapmak istiyorum? Plane'imin x ekseni artık z ekseni olsun. Y ekseni y ekseni olarak kalsın. Vektöre geliyoruz. Plane'de şurada arkadaşlar Adjust Plane var. Plane'i ayarla. Diyorum ki bu plane'in oluşturduğum x ekseni artık plane'in normali yani z ekseni olsun. Ve bu plane'i ona göre ayarla diyorum. Bakın arkadaşlar. Şunu da kapattığım zaman plane'i ne şekilde yaptım? Şuradan zoom yapmadım arkadaşlar. Bazen bu şekilde bir hata alıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu profilimizin hattı bu yönde ilerlerken şuradaki x eksenini aldı. Bu x eksenini buraya yaptı. Aslında bu x eksenini ne yaptı? Bunu da z olarak kullandı. Bu şekilde plane'i ayarlamış oldum. Bizim plane'imiz hazırsa biz sadece buraya orient yapmamız yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar ben tab plane'e geliyorum. Şu şekilde önceden profilimin section'ını ayarladım. Buraya 80'e 120'lik bir profil çizdim. Filtralarını da verdim. Bu şekilde iki tane section olarak, curve olarak
section'ımı ayarladım. Bunu nasıl gross operatör atıyorum? Biz bunu normal curve olarak alıyoruz arkadaşlar. Parametreden hemen bir curve alayım. Buraya set multiple curves'ta şu iki curve'ımı aldım. Aldıktan sonra arkadaşlar bunu surface yapıyorum. Boundary surface. Tek bir listede olduğu için bunu bir alan içine alacak. Bu alanı şimdi orient yapacağım. Orient ne demek? Bu plane'den al. Yani buradaki plane'in duruşu nasılsa arkadaşlar perspektifte gelecek. Örneğin buradaki x eksenimiz bu yönde, y eksenimiz bu yönde. Yani buna şu şekilde bakacak arkadaşlar. Gelecek aynı section'ı buraya yerleştirecek. Şimdi ben bu section'ımı x, y'de bulmuştum. Şimdi buraya geliyorum. Orient yazıyorum arkadaşlar. Bu section'ı al diyorum. Default x, y ekseninden al. Yani benim bu section'ım hangi eksenindeyse, yani hangi plane'den alacak? Şu plane'den alacak. Şuradaki x ve y plane'inden alacak. X ve y aksından alacak ve orijini burada. Bu plane'den al diyorum arkadaşlar. Gel benim oluşturduğum, yani şurada oluşturduğum tüm plane'lere o section'ı götür. Geliyorum bu plane'lere bağladığım anda bakın arkadaşlar. X, Y'de duruşu nasılsa buradaki plane'de de duruşu aynı. Orient'te ben section'ımı aldım buraya yerleştirdim. Şimdi bu aşamadan sonra ne var arkadaşlar? Bakın ben burada curve'lerimi almıştım. Aynı curve'lerinden plane'imi oluşturdum. Aslında benim aldığım profil hattının listesi değişmedi. Aynı sırada devam ediyor arkadaşlar. Aynı sırada devam ettiği için de ben geleceğim şimdi. Burada bu section'ları al diyeceğim. Surface'a gelip freeform'un içinde extrude along bu section'ları al dedim. Her bir section'ı gel buradaki line boyunca extrude yap. Bakın arkadaşlar. Her section'ı aldı. Line boyunca extrude yaptı. Şunu da arkadaşlar bir tane yüzey açık olmuş. Onu sildim. Şimdi profillerimi buraya aldım. Profilleri buraya aldıktan sonra benim nodlarla olan bir kesişimi var. Yani bu profillerin başlıkları birbirini şu anda kesiyor arkadaşlar. Ben profilleri burada kesip kısaltmak istiyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Grasshopper'dan iki tane solidin farkını almak istiyorsanız, yani bir solidten diğer solidi çıkartmak istiyorsanız kodlarınızı yazarken çok dikkatli olun. Neden? Çünkü burada bir listeleme mantığı var. Yani ben burada bakın arkadaşlar 168 tane buraya profil atamış. Ama burada ne kadar şey var? Nodumuz var arkadaşlar. 67 adet de nod var. Şimdi ben şunu dersem olmaz. Yani ben bu 167 tane curve'ünde her birini sırasıyla tüm nodlarla kesişimini kontrol et. Hangisi kese şey tüm hepsiyle olan farkını al. Burada tabii ki de program kasmaya başlayacaktır. Neden? Ya 168'in de sırayla deneyip yani her bir profil için 67 tane olasılık deneyecek ve bu da programın kasmasına neden olacak. Biz bunun için şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu profil hangi nodlarla kesiştiyse, yani buradaki işlemin birim başına yükünü azaltıyoruz programı. Yani bu nod, önce şunu buluyoruz. Nod diyorum arkadaşlar. Bu profil hangi nodlarla kesiştiyse, yani şurada verdiğimiz nodların hangisiyle kesiştiyse onları bul. Onu nasıl buluyoruz? Şimdi bu profilimiz katı arkadaşlar. Closed birim. Buradaki nodumuz da closed birim. İkisinin de katı olması bizim için önemlidir. Çünkü biz burada aslında bir filtreleme yapacağız arkadaşlar. Şunu yapacağız. Ben profillerim elimde. Profillerimi şimdi graf yapıyorum arkadaşlar. Graf yapma sebebim her bir profil kendisini de değerlendirsin. Yani her bir profil için bir arattırma yaptıracağım ben Grasshopper'a. Yani bu profili dokunduğu nodlar hangileri? Aslında bu bir kontrol mekanizması da olabilir. Yani bu şekilde kodlar yazabilirsiniz. Bu kontrolleri sağlamayı öğrenin. Şimdi fark ettiyseniz bakın arkadaşlar 168 tane profili var ve profilin hepsi kendi içinde çalışıyor. Hepsinde n eşittir 1 data var. Şimdi ben bunları grafla ayırdım. Ayırdıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz
Surface'ın içinde şurada shaping bref var. Shaping bref komutu önemli bizim için. Neden? Şimdi ben bunu diyorum ki ben her bir profilini burada test et diyorum. Ne ile test et? Yani hangi elemanla kesişimini test et? Şurada bak burada flit yaptığım elemanla değil. Neden arkadaşlar? Burada önemli. Ben şimdi flit yaptığım eleman tamam bu profilin içine girmiyor. Benim için uygun bir data olabilir ama fark ettiyseniz burada 7,7 saniyede çözmüş. Bunu nasıl öğrenirsiniz? Bunu da size söyleyeyim. Bu önemlidir arkadaşlar. Display'in altına gelin. Canvas'ın içinde. Burada profilleri açın. Bu bize neyi söyleyecek? Belli bir milisaniyenin yani burada default olarak 5 milisaniye. 5 milisaniyenin üstünde çalışan tüm komutların altında çalışma süresini bize verin. Bu bizim için aslında kodun burada ne kadar yorulduğunu yani burada işlemin ne kadar yorucu bir işlem olduğunu veya çalışırken ya bu komut çok fazla sürede çözülmüş. Ya yani ben bunu gelip buraya bağlarsam tabii ki de buradaki işlemin de çözüm süresi artacak. Çünkü bunu zaten zor yapmış. Ya yani bu geometride bir zorluk var. Ama mesela offset surface yani buradaki aslında nodun kilitlenmemiş hali çok basit bir şekilde oluşmuş. 42 milisaniyede oluşmuş. Ben bunu kullandım arkadaşlar. Şurada tekrar göstereyim. Ben geleceğim. Ve bunun da flatten'lı bir liste olması lazım. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani ben graflı bir datada yani her bir profil için araştırma yapıyorum ama her bir profil için tüm nodları araştırıyorum. Yani araştırma yapacağınız eleman flatten'lı. Buradaki shaping.bref'teki şuradaki shape bölümü flatten'lı ama bref bölümü graflı olması lazım ki bize düzgün bir şekilde bu datayı alsın. Ben şimdi parametreye gelip şunu bref'e bağlıyorum arkadaşlar. Burada bir aradım yaptıracağım ve bunu geliyorum. Flatten yapıyorum. Bu şekilde alabilirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar setin içinde burada zaten Flatten araçları var. Flatten 3D var mesela. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben direkt buradan Flatten yaptım. Bakın 67 tane node. Bu nodları diyorum araştır. Bu şeyiplerin içinde araştır diyorum. Bu komut da biraz sürüyor genel olarak. Çünkü Grasshopper zaten katı 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 kontrollerinde veya iki katının difference'ını işte union yaparken, birleştirirken biraz işlem süreleri uzuyor. Tabii ki doğal olarak geometrinin bir hacmi var. Şimdi bu araştırmayı yaptıktan sonra sonuç bize ne veriyor arkadaşlar? Burada 0 inside, 1 intersecting, 2 outside. Bizim burada aradığımız data 1 olur. Yani bizim için kesişim datası önemlidir arkadaşlar. Bunu nasıl ayırt ediyoruz? 0, 1, 2 diye 3 gruba ayrılmış. Bu şekilde sonuçlarımız matematiksel olarak sayı veriyorsa bakın arkadaşlar sayı vermiş bize. Biz bunları nasıl ayırt ediyoruz? Bu birkaç komutta var. Mesela bu nerede var arkadaşlar? Curve'ün içinde gelin pointing curve. Yani bir kapalı bir closed curve'ün içindeki pointleri araştırır. Bu da aynı şekilde. Burada çoklu curve giriyoruz. İşte surface'te burada shaping bref yapar. Araştırma yapar. Yani o eleman içinde mi veya bazılarına true false verdiği de oluyor ama buradaki datalar 0, 1, 2 şeklinde sayı olarak veriyor matematiksel. Bunun için arkadaşlar setin içine gelin. Shift pattern var. Yani belli bir paternle göre listeleri ayrıştırın. Ben bu paternleri pattern bölümüne bağlıyorum. 0, 1, 2. Şuradaki ana bref'imi de yani buradaki kesişimi sorgulattıracağım shape'leri de bu listeye bağlıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken paternin içinde bakın arkadaşlar. Sıfırın yanında, sıfırıncı petin yanında n eşittir 67. Buradaki 67 ile buradaki sayı, yani buradaki datanın da 67 olması, yani datanın uyumlu olması bir defa önemli. Burada bunu ayrıştırabilmesi için. Sıfır ile bir var, bunun turuncu yanma sebebi kodun tam çalışmaması. Yani bize diyor ki, bunun içinde sıfır ve bir hariç bu paternin içinde başka sayı da var. Yani iki de var. 2'yi de verdiğimiz zaman çıkıyor. Shift pattern daha önce de anlatmıştım arkadaşlar. Bize olan elemanları verir. Mesela 1'i alayım. Olmayan elemanları da null olarak verir. Bunu da temizlemek için set tree, clean tree'ye geliyoruz arkadaşlar. 1'i buraya bağlıyoruz. Ve buraya geliyoruz. Şu an nullları temizleyecek. Empty eleman olmadığını bildiğim için sıkıntı yok.
Pideyi buraya bağladım diyor ki nulları temizleyeceğim. Veya buraya gelin invalid olan geçer sizleri temizleyin. İşte boş olan, içinde boş olan dataları temizleyin. Bunları true yaptığınız zaman size istediğiniz filtreyi yapıyor arkadaşlar. Şimdi çıkan tree'ye bakın. Her bir profil için iki tane node buldu. N eşittir iki tane. Yani bu ayrımı yaptıktan sonra bir tane profil için iki tane nodu zaten biliyorum. O iki nodun da profile göre kesişimini farkını alırsam rahatlıkla bunu trimleyecektir. Yani bu profili nodlara göre trimleyebileceğiz arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Bunu birçok yerde kullanacaksınız. Özellikle 3D model, katı model çalışıyorsanız GrasHopper'da önemli bir sistemdir. Yani şunun kullanımı bize lazım olacaktır. Bunu bir yere yazmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar Clean Tree yaptıktan sonra Surface'a gelin. Pardon arkadaşlar. Intersection bölümüne gelin. Buradan Solid Intersection var. Solid Difference var. Biz Solid Difference'ı kullanacağız. Diyoruz ki burada şunu unutmayın. Bakın buradaki çıkan data graflı ya. Giren data da graflı olsun. Yani biz buraya ne gireceğiz arkadaşlar? Buradan profil gireceğiz, değil mi? Ama katı profil. Bakın bu graflı olduğu için ve buraya gireceğimiz diğer B'ye gireceğimiz data da graflı olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Tabii bizi biraz ufak bir bekletti. Şimdi arkadaşlar ben buradaki nodu kapatayım. Yanlış şeyi kapattım arkadaşlar. Node zaten kapalıydı burada. Şunu da kapattım. Şunu da kapatayım arkadaşlar. Bakın şu profilim açık kalsın. Hatta onu da kapatacağım. Şuradaki tüm her şeyi kapadım. Bakın arkadaşlar bize trimleme işlemini yaptırdı. Yani ben artık buradaki nodumu açabilirim. Noda göre trimleme yaptırdım. Şimdi arkadaşlar şunu da bir şöyle buna da bir renk atanması yapalım. Çünkü bu şekilde kırmızı görülmesi iyi değil. Yani güzel durmuyor ve kontrollü olmuyor arkadaşlar. Buna da daha koyu bir ton verelim. Şimdi biz aslında altındaki ana çerçevemizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bu aşamadan sonra ne yapacağız? Bu aşamadan sonra geleceğiz arkadaşlar şuraya. Bu açık kapanan profiller burada ortalarından cam geçecek arkadaşlar. Bu camların üzerinde aslında şuradaki profillere oturan şöyle 3D'de bu profillerin üzerine oturan üçgensel 3 tane üçgen kapağın şuraya bağlantısını tasarlayacağız. Yani kapağı taşıyan elemanların nodlara bağlantısı. Bu nodun üzerinde küçük bir nod sistemi olacak arkadaşlar. Şimdi onun tasarımını ben Rhino'da yaptım arkadaşlar.